başkalarına hikayeler anlatmak. Bu hikayeleri ille de anlatmalıyım. Anlatmadan yapamam. Birilerinin hikayeleri diğerlerine anlatırım. Bazen de kendi hikayelerimi, kendi kendime ya da başkalarına. Bu hikayeleri insanların da bulunduğu ahşap bir sahne üzerinde bir takım eşyaların ve ışıkların ortasında anlatırım. Ahşap bir sahne olmasaydı yerde herhangi bir meydanda, bir sokak köşesinde ya da bir balkondan, bir pencerenin arkasından anlatırdım. Yanımda insanlar olmasaydı tahta parçalarıyla, kumaş parçalarıyla, kesilmiş kağıtla, tenekeyle ya da dünyanın bana sunduğu herhangi bir şeyle anlatırdım. Şayet hiçbir şey olmasaydı yüksek sesle konuşarak anlatırdım. Sesim olmasaydı ellerimle, parmaklarımla konuşurdum. Ellerim parmaklarım olmasaydı vücudumun geri kalan bölümleriyle anlatırdım. Sessiz anlatırdım. Kıpırdamadan anlatırdım. Bir ramp ışığının önündeki ekrana bağlı ipleri çekerek anlatırdım. Ne yapar, ne eder anlatırdım. Çünkü benim için önemli olan bir şeyleri birine anlatmak. Beni dinleyenlere. Bundan ötesini hiçbir anlam ifade etmediğini anlamıyor musunuz? Anlamıyor musunuz ki içinizdeki şeyleri başkalarına anlatmak için seçilen yol sadece bir araç, sadece bir nesne, bir bahane. Bir de gelip bana tiyatrodan, sinemadan daha birçok şeyden söz ediyorsunuz. Bir medyanın ortasında, meydanın ortasında, yerden 20 metre yükseklikte bir ipin üzerinde sandalyeye oturmuş bir adam bile orada yukarıda iskemlesiyle tek başına neler yapabileceğini anlatabilir. Var olduğunu, dengesini koruduğunu, düşebileceğini ama düşmediğini, korktuğunu ama korkusunu göstermediğini ve daha neler neler anlatabilir. Bütün bunları anlamıyor musunuz? O zaman siz zaten hiçbir zaman hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Ama artık benim için önemli olan anlaşılmak değil. Beni dinleyin. Yeter.